Şiftele Net ofisinden herkese selamlar. Uygun fiyatlı ürün deyince aklımıza ilk hangi marka geliyor? benim direkt aklıma Xiaomi geliyor. Çünkü Xiaomi son yıllarda yıldızı oldukça parlayan bir teknoloji şirketi. Bu videoda Xiaomi hakkında bilmediğiniz 10 ilginç gerçekten bahsedeceğim. Çünkü gerçekten çok şaşıracağınız şeyler de olacak. İlk olarak logo ile başlamak istiyorum. İlk olarak logoya baktığımız zaman M ve I harfini gördüğümüzde Mi olarak okuyoruz. Genellikle hepimiz bunu Mi olarak okuyoruz ama bunun bir anlamı var. Mission Impossible yani imkansız görev anlamına geliyor. Xiaomi bu logo ile birlikte imkansızı başarmanın sınırında bir yol çizmiş durumda ve gerçekten de bu yolda ilerlemeye devam ediyor. Peki size bir soru soracağım. Her Çinli firmanın isminin Çince mi olması gerekiyor? Tabii ki de hayır. Xiaomi'nin ismi Çince gibi gözükse de isminin anlamı batı kökenli bir alfabeden gelmekte. Yani logoya baktığımız zaman Mission Impossible az önce de dediğim gibi imkansız görev anlamına geliyor ama Xiaomi bunu tamamen alt üst etmiş durumda. Listemizin ikinci sırasına geldiğimiz zaman Xiaomi'nin isim anlamına birazcık dikkat çekmek istiyorum. Şimdi Show şu ve mi. Bunlar iki farklı kelime arkadaşlar. Şö'nün anlamı küçük anlamına geliyor ve mi de Çince'de pirinç anlamına geliyor. Şimdi Xiaomi ilk başta şirketi kurduğu zaman küçük bir şirket olarak başlamış. Tabii ki de biz de hayatımızda genellikle böyleyiz. Çünkü küçük adımlar atarak büyük adımlara ulaşmayı hedefliyoruz. mi de böyle yapmış. Kendine bir pirinci örnek almış. Biliyorsunuz Çin'de pirinç oldukça tüketilen bir ürün ve küçük pirinçten başlayarak büyük pirinci ulaşmayı hedeflemiş. Günümüze baktığımız zaman teknolojiyi oldukça domine eden bir şirket olan Xiaomi şu anda uygun fiyatlı ürünler kısmında kendini en üst düzeye çıkarmış durumda. İsminin anlamı gerçekten ilham alınacak bir örnek diyebilirim çünkü biz hayatımızda bir şeyleri başarmak için önce küçük bir işten başlıyoruz. Mesela youtuber olmak için küçük bir kamera, küçük bir mikrofonla başlıyoruz. Daha sonra büyük prodüksiyonlara geçiyoruz. Xiaomi'nin de örnek aldığı kısım bu yöndeydi. Listemizin 4. sırasına geldiğimizde Amerika'dan birazcık söz etmek istiyorum. Çünkü Amerika'ya baktığımız zaman bir Apple hakimiyeti var. Bunu hepimiz biliyoruz, hepimiz hemfikiriz. Amerika'da Apple kullanmayanı dövüyorlar gibi bir durum var. Fakat Çin'e baktığımız zaman... Çin'in Apple'ı şu anda Xiaomi arkadaşlar. Xiaomi'nin CEO'sunun ismi Li Jun. Bu abimiz kendi örnek alacak bir kişi düşünüyor kafasında. Çıktığı lansmanlarda sürekli Steve Jobs gibi giyiniyor ve eline aldığı şöyle bir telefon var arkadaşlar. Şu anda ekranda da görüyorsunuz. Steve Jobs ve Li Jun'un teorik olarak ideallerinin aynı olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz şu anda. Ekranda da görünen görsellerle. O Steve Jobs'a örnek aldı kendi. Ben de Li Jun'a örnek alıyorum. Çünkü küçükten başlayarak gerçekten kendisini geliştirebilen ve gerçekten saygı duyulması gereken bir insan olduğunu düşünüyorum. Ve ülkemize birazcık da göz atmak istiyorum. Xiaomi kullanıcıları oldukça fazla. Siz de eğer ki Xiaomi telefon kullanıyorsanız neden kullandığınızı yorumlar kısmında belirtin. Ben çünkü çok merak ediyorum. İlk düşüncem de şu uygun fiyatlı olması bence. 2014 yılında Xiaomi telefonlarda casus yazılıma rastlandı. Xiaomi'nin telefonları yeni yeni popüler olmaya başlamıştı. Redmi 1s, Redmi 1 gibi telefonlar çıkmıştı arkadaşlar. Ve bunun sonucunda Amerika hem Huawei'ye hem de Xiaomi'ye ciddi yatırımlar yapmak zorunda kalmıştı. Huawei bu durumdan en çok etkilenen taraf oldu çünkü bu yaptırımlar sonucunda Huawei Google'u kaybetti diye düşünüyorum. Bu da tabii ki bir sebep ama Xiaomi'nin bu durumdan en az zararlı etkilenmesinin sebeplerinden bir tanesi de hemen yazılımı silmesi ve ortadan kaldırmasıydı. Xiaomi bu zararın altından hızlıca kalktı. Bunu da sizlere belirtmek istiyorum. Ayrıca bu olaydan sonra da Xiaomi şirketinin yazılım konusunda gerçekten üst düzeye ulaştığını da belirtmek istiyorum. Şu an hala MIUI sürümünde belli başlı aksaklıklar olsa da yine yazılım tarafında kendilerini geliştirdi ve casus yazılıma kesinlikle izin vermeyen güvenli bir koruma yazılımı geliştirdi en ilginç maddelerden bir tanesine değinmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Çünkü Xiaomi şirketinin Google ile çok önemli bağlantıları bulunmakta. Şirketin yönetiminde şu anda 9 kişi bulunmakta ve bunların 3'ü Google'dan ayrılıp Xiaomi bünyesine dahil olmuş kişiler. Şirketin kurucularından olan Lin Bin, Hong Feng ve başkan vekili Hugo Barra. Google'dan ayrılıp Xiaomi'deki görevlerine başlamış. Hugo Barra 2017 yılından itibaren Xiaomi'deki görevinden ayrılarak Facebook'ta çalışmaya başlamış. Google gerçekten çok önemli bir bağlantı. Hele ki Android cihazlar için olmazsa olmaz diyebiliriz. Huawei'ye baktığımız zaman az önce de söylediğim gibi bu yaptırımlar sonucu birazcık gücünü kaybetse de Xiaomi'nin Google'dan eleman transfer edip kendi bünyesine katması güzel bir olay. Burası çok ilginç. Niye biliyor musunuz? Xiaomi Xiaomi.com olan sitesini mi.com yapmak için tam 3.6 milyar dolar para ödüyor. 3 milyar 750 milyon. İyi para Zafer ya. Güzel para kanka güzel para ya. Peki niye ödüyor biliyor musun abi? Sadece ismin doğru telaffuz edilebilmesi için. Mesela benim dayım var abi. Xiaomi Xiaomi diyor. Xiaomi diyen var. Ben mesela Xiaomi diyorum. Xiaomi sır bunun için arkadaşlar tam 3.6 milyar dolar para ödüyor. Sen bu parayı sen ne yaptın? Bu bilgiyi de sizlere aktardım çünkü bir isim için, bir isim uzantısı için 3.6 milyar dolar konuşamıyorum şu anda. Veren şirkette helal olsun. Peki Xiaomi'nin 2015 yılında Guinness Rekorlar kitabına girdiğini biliyor muydunuz? 24 saat içinde öyle büyük bir satış yapıyor ki Guinness Rekorlar kitabına giriyor. 11-11 indirimlerini biliyorsunuz. 24 saatte 2 milyon adet cihaz satışı yapan Çinli teknoloji devinin imza attığı bu rekor daha önce 1 milyon 894 bin ile Alibaba'nın Timal adlı şirketindeydi. Yani rekor inanılmaz arkadaşlar çünkü 24 saatte 2 milyondan fazla ürün satıyorsunuz. Sadece bu telefon da değil. Xiaomi'nin ürün anlamında gerçekten çok fazla ürünü var. Bir pirinç pişirme makinesi, bir alt dalı olan Mijia'nın işte tırnak kesme makinesi. Yani Xiaomi sadece telefon anlamında değil bütün teknolojik ürün, teknolojik olmayan bile zaten şu anda ekrana koyarız bu ürünleri ama şu an aklıma gelmiyor. Gerçekten çok fazla ürün kapasitesi, ürün bünyesi bulunmakta ve 2015 yılında da yine Sekolar kitabına giriyor. Bunu herhalde daha sonradan Apple kırıyor ama biz 2015 yılında Xiaomi'nin bu başarısını ele almak istedik ve sizlere anlatmayı borç bildik. Yavaş yavaş son kısma gelmeye başladık sevgili dostlar. Bu kısımda Xiaomi'nin CEO'su Li Jun 2018 yılının Nisan ayında bir lansmanda şöyle bir açıklama yapıyor. Kar marjımız hiçbir zaman %5'i geçmeyecek diyor. Bu ne demek oluyor? Yani toplam karının marjı hiçbir zaman %5'i geçmeyecek. Kendilerine az bir bütçe ayıracaklar ve tüm üretimini, tüm maliyetlerini telefona, teknolojik ürünlere yatıracaklar. Biz de biliyoruz ki Xiaomi uygun fiyatlı ürünler üretmesinin temel amacı bu şekilde arkadaşlar. Çünkü Xiaomi'nin para kısmında bir sıkıntısı yok. Uygun fiyatlı ürünler sattığı için Az önce de söyledim reklam da yapmıyor ve insanlar bu firmayı tercih ediyor. Az önce yine bir maddede dediğim gibi Guinness Rekorlar kitabına girmesinin temel amaçlarından bir tanesi de buydu. Çünkü bu şirket paraya önem vermiyor. Sadece çalış, çabala ve insanlara sun mantığı ile ilerliyor. Bu kısımda bu kadardı arkadaşlar. Sizlere Xiaomi hakkında bilinmeyen 10 ilginç gerçekten bahsetmeye çalıştım. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.